bir halkın içinde. Türkiye tamam diyor Muharrem İnce. 7 bölgede 81 ilde. 7 bölgede 81 ilde. 80 milyon gülsün diye Muharrem İnce. Sözü sözü bir... Başkanı Muharrem İnce, değerli eşi Ülkü İnce hanımefendi ile birlikte hepimizin cumhurbaşkanı olacak olan, içinizden gönlünce işte benim cumhurbaşkanı dediğiniz adam, İzmir gibi adam Muharrem İnce. Denizde uyuyan, denizde uyanan güzel İzmir. Hasan Tahsin'in kenti İzmir. Direnişin kenti İzmir. Bağımsızlığın kenti İzmir. İlk kurşunun kenti İzmir. Şimdi teknik olarak mümkün mü bilmiyorum. Ama burası sahnenin önü. 1 milyon kişi burada varsa 1 milyon da arkasında var. Peki bunu indirme şansımız var mı? İndirme şansımız varsa şunu indirelim, arkadakilere de sesleneyim. Sizin kadar da orada insan var. Dün İzmirli bir şehidimiz vardı. Şehit piyade onbaşı Çağatay Necati Dinç. Başta dünkü şehidimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimiz için hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 49. günde 105. mitingimiz. Günlerdir konuşuyorum ama medya vermemekte ısrarlı. Hele hele bir TRT var, TRT. Parayı bizden alıyor, Tayyip Erdoğan'ın borazanlığını yapıyor. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Hepiniz telefonlarınızdan lütfen canlı yayın yapın. Yani bir yanda ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez bir seçimin kaybedeni olmayacak. Yani benim cumhurbaşkanlığımda 81 milyon kazanacak. 81 milyon. Kaybeden sadece anket şirketleri olacak. Tayyip Erdoğan bile kaybetmeyecek. Niye kaybetmeyecek biliyor musunuz? Çünkü benim cumhurbaşkanlığımda dolar düşecek, faiz düşecek, enflasyon düşecek, milli gelir artacak, emekli cumhurbaşkanının maaşı da yükselecek. O da rahat edecek. Her iktidarın makbul insanları vardır. Her iktidar kendine yakın insanları makbul insan haline getirmiştir. İlk kez bu seçimden sonra 81 milyon makbul insan olacak. Herkes makbul insan olacak. Ben annelere söz veriyorum. AK Partili annelere, Cumhuriyet Halk Partili annelere, İYİ Partili annelere, MHP'li annelere, HDP'li annelere, Saadet Partili annelere, Demokrat Partili annelere, size söz veriyorum. Sizin çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. Onlara matematik öğreteceğiz. Onlara yabancı dil öğreteceğiz. Onları üniversiteye gittiklerinde
FETÖ benzeri tarikatların yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz. Gençlerimiz olimpiyatlarda madalya kazanacak. Topraklarımızdan bereket fışkıracak. Fabrikalarımızın bacası tütecek. Eğitimimiz, bütün okullarımız nitelikli eğitim olacak. Okullar arasında bir ayrımcılık olmayacak. Tarımda dışa bağımlı olmaktan kurtulacağız. Gelir dağılımı adaletsizliğine son vereceğiz. İhalede rekabet, işe alımda liyakat esas olacak. Liyakat! Kimsenin başörtüsüne bakmayacağız. Kimsenin sağcı mı solcu mu olduğuna bakmayacağız. Şu anda kamuda görevli bürokratlara sesleniyorum. Hiçbiriniz korkmayın. Eğer ehliyetle geldiyseniz, eğer liyakatla geldiyseniz, eğer işinizin ehliyseniz görevinize devam edeceksiniz. Ama kaymakamsanız, valiyseniz, AK Parti il başkanı gibi çalışıyorsanız sizin hiç şansınız yok. Hiç.